Aç gözlerini. Aç gözlerini. Orhun Bey yardım edin. Orhun neler oluyor? Bey. Ben de geleyim sizle. İray'a ne oldu? Nefes! Harun Bey kişiler bırak! Git kardeşim yine! Nefes! Kardeşim uçağa geliyor! Harun bırak! Kardeşim! Yapma yavrum! Meryem! Dur yavrum! Meryem! Nefes! Oğlum içeri! Nefes! Kavutasın! Kavutasın! Ama çıkacağız. Nefes al. Nefes al. Allah'ım ne yapacağım? Doğan. Doğan durdurma Allah'ım. Doğan. Nefes korkma anneciğim, çıkacağız buradan. Anne korkuyorum. Ağzını kapat. Açma, nefes al. Nefes al. Onları kurtaracağım diye girdi. Kenan! Kardeşim! Dur! Kenan! Bırakın! Kardeşimin yanına gideceğim! Kenan! Kenan! Kardeşim! Kenan bırak! Bak bak Kenan! Olabilir. Bize biraz zaman verin. Tetkiklerini alalım. Bilgilendireceğim sizi. Siz burada bekleyin. Kardeşimsiz yaşayamam ben. Onu bana bağışla yarabbim. Kardeşimsiz yapamam. Tamam.
Vuslatçığım yapma böyle bak, kapıp koy verme kendine. Ölürüm. Kardeşim ölürse ben de ölürüm. Bir tek o kaldı bana. Bir tek kardeşim kaldı. Anamın babamı ziyaret eder o bana. Hacım. İtfaiye geliyor. Müdahale ederler şimdi bak. Kurtul kardeşim. Kurtulun. Kardeşim size. Kardeşim kurtulun. Allah'ım sen babamıza bağışla Allah'ım. Çıkıyorlar. Açılır hava altında, çok havasız kaldılar. Hava al Cimcim. İyi Cimcim. Abla iyi. Getirin abi, su getirin. Sakin ol. Aklım. Derin derin nefes al anneciğim. Nefes al. Sakin ol. Nefes al Cimcim. Yapma artık Nurşah'cığım. Bak hasta olacaksın sen de. Geç otur şöyle. Yerimde duramıyorum ki. Aklım abim nerede? Arasam mı acaba? Lüzum gördüğünde Orhun haber verir. Evet. Yani bir şey olsa arardı. Demek ki bir şey yok. Ya da çok ciddi bir durum var. O yüzden arayacak fırsat bulamıyor. Bu kadar velvele yeter Nurşah. Mühim bir vaziyet olduğunu sanmıyorum. Anneciğim kızın halini görmedin mi çıkarken? Özür dilerim ama nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anlayamıyorum. Hani ne olabilir ki? En fazla yediği içtiği bir şey dokunmuştur. Onu da hallederler zaten. İç şunu. Bana verdiğinizi içtim az önce. Buna inanacağımı düşünecek kadar aptal olamazsın değil mi? Bizzat kendim göreceğim. İç şunu. Thank you.
hava alacağım. Aç gözlerini. Aç gözlerini. Orhun Bey, acil olmanız gerekiyor. Ürünlerin fotoğraflarını paylaşıyorum. Cevap bekliyorum efendim. Şimdi olmaz. Sana bir hayat borçluyken olmaz. Baksaydık Kenan. İyiyim ablacığım, iyiyim, merak etme. Al bakalım küçük hanım. Daha iyi misin cimcime? Ambulans aradım, birazdan burada olur. Ama ben hastaneye gitmek istemiyorum. Burada bakarlar. Sen korkma olur mu? Yeter ki korkma. Geçti bak, ikiniz değilsiniz. Anneciğim ağlama. Kenan oğlum. Şimdi haberim oldu. Geçmiş olsun. Eyvallah usta. Buna da şükür. Geçmiş olsun Kenan abi. İyisiniz değil mi? İyiyiz ustam, iyiyiz. Canınıza bir şey olmadı ya. Gerisi bir şekilde hallolur nasıl olsa. Allah'ın izniyle. Abi ben bizim çocuklarla konuşurum. Senin ofis temizleyip toparlarız evvelallah. Tabii ya. El birliğiyle hallolur. Çocuklara da zahmet olacak usta. Zahmetsiz rahmet olmaz evladım. Sen düşünme bunları. Bunlar ah canım benim. Size de geçmiş olsun Meryem Hanım kızım. Nasıl oldu bu iş Kenan oğlum? Nasıl çıktı bu yangın? Ben de onu merak ediyorum. Elektrik tesisatından mı oldu, ne oldu? Elektrik tesisatını yeni değiştirmedin mi sen? Baksana! Adaleti kendi çıkarlarınıza göre şekillendiremeyeceksiniz. Şayet bunda ısrar ederseniz sonuçlarına katlanırsınız. Alçaklar. Ne oldu Kenan? Abla benim bir yere gitmem lazım, hemen geleceğim. Usta, gözünü üstlerinden ayır. Hiç merak etme sen.
Kenan abi gitme. Hemen döneceğim Cimcime. Dur Kenan, nereye gidiyorsun? Geleceğim abla. Neden bu kadar uzadı? Orhan Bey. Nedir durumu? Durumu şu an için gayet iyi. Kendine geldi. Korkulacak bir şey yok. Peki ne olmuş? Neden felanlaşmış? Onu da tahlil sonuçlarını alınca bildireceğim size. Ama içiniz rahat olsun. Hayati tehlikesi yok. Birazdan da görüşebilirsiniz. Sağ olun. İyisin. Nuşa. Abicim, Hira nasıl? Çok merak ediyorum onu. İyi, merak etme. Şimdi doktoruyla konuştum, kendine gelmiş. Oh, çok şükür. Neyi varmış peki, ne olmuş? Belli değil. Tahlil sonuçlarını görmemiz lazım diyorlar. Geleyim istersen abi. Zaten evde duramıyorum. Yanınızda olayım. Hiç gerek yok. Hastanede tutacaklarını sanmıyorum. Yine de durum değişirse bana haber ver. Yanınıza geleceğim. Hira'ya da selam söyle, olur mu? İyi olduğuna çok sevindiğimi de söyle. Söylerim. İyi haberi de aldık. Rahatlarsın artık. O kadar korktum ki Hira'ya bir şey olacak diye. Anneciğim, abimle konuştum. Hira'nın durumu iyiymiş. Tahlil sonuçları çıkınca anlayacaklar ne olduğunu. Büyütülecek bir durum olmadığını söylemiştim. Haklısın. Aa, bu benim aklıma niye hiç gelmedi ki? Belki de hala oluyorumdur. Yok artık. Başka ne olabilir ki? Durup dururken niye bayılsın ki yoksa? Ay inşallah önce kızları olur. Ablamın adını koyarız değil mi anne? Biraz hızlı gitmiyor musun Nurşah'cığım? Ay adını bile koydun. Yani kusura bakma Nurşah ama abarttın. Afife teyzeyi de kızdırdın. Hanım, uygun olmadığını söyledim ama. Çıkabilirsin Nazım. Şimdi de şehir eşkıyalığına mı başlıyorsunuz Kenan Bey? Ne oluyor? Ben de onu sormaya geldim. Ne oluyor Arka Hanım? Bir davayı kazanmak için daha ne kadar ileri gideceksiniz? Neden söz ettiğinizi anlamıyorum. Benim kelime oyunlarıyla kaybedecek vaktim yok. Ofisim kundaklandı bugün. Ve kimin yaptığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bir dakika, bir dakika. Siz neyi ima ediyorsunuz? Benim yaptığımı mı düşünüyorsunuz? İma falan etmiyorum, açıkça söylüyorum. Siz yaptınız. Ofisime gelip beni tehdit eden siz değil miydiniz? Her şey gün gibi ortada. Sözlerinize dikkat edin Kenan Bey. Siz beni ne zannediyorsunuz? İçeride küçük bir kızla annesi vardı. Sırf beni korkutmak için neredeyse onları öldürüyordunuz. Nasıl bir canilik? Dua edin. İkisine de bir şey olmadı. Yoksa bugün çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Bakın bir felaket yaşamışsınız. Öfkenizi anlamaya çalışıyorum. Ama sizi temin ederim ki benim bu olayla en ufak bir alakam yok. İnanmıyorum Sarık Hanım.
Davada elimize büyük bir koz geçti. Ardından siz gelip beni tehdit ettiniz. Sonrasında da bu olay yaşandı. Sizce tesadüf olabilir mi? Benim tek silahım yasalar Kenan Bey. Böyle ucuz oyunlara, gözdağı vermelere ihtiyacım yok. Kabul etmenizi beklemiyordum zaten. Ama ben geleceğim, suç duyurusunda bulunacağım. Siz o yaptığınız kundaklamanın hesabını vereceksiniz. Ve Taşkın Holding davasından da vazgeçmiyorum. Çok büyük hata yaptım Zarika Hanım. Asıl bundan sonra tanıyacaksınız beni. Mahkemede hesaplaşacağız. Ambulans alsaydık sizi daha iyi olurdu. Burada bakıver kardeş. Çocuk korktu zaten. Bir şey olursa biz hastaneye gideriz. Sakin ol annem, bir şey yok. Bir şey yok. Durumları iyi. Herhangi bir müdahaleye gerek yok. Geçmiş olsun. Meryem abla! Nefes! İyi misiniz? Nasıl oldunuz? Yüreğim ağzıma geldi duyunca. Bunları sonra konuşuruz Şebnem. Olan oldu. Nefesciğim, bize gidelim mi? Annen de gelir. Biraz dinlenirsiniz ha. Ama bende çok güzel kurabiyeler var. Bir yesen, bir dakika burada kalmak istemez. İstemiyorum Müslah teyze. Ama biraz dinlenmeniz lazım tatlım. Bak hava ne kadar soğuk. Isınırsınız da. Kenan abi nerede? Onu göremedim. Kenan abi neden gelmiyor? Neden bıraktı bizi? İşim var dedi ya nefisciğim. Halledince gelecek. Annem yapma. Ama anneciğim ya gelmezse bizi kim koruyacak? Gelecek, annem gelecek. İşlerini bitirip gelecek. Ağlama ne olur. Nefes, ben Kenan abinin ablasıyım. Eğer ki gelmezse, seni yalnız bırakırsa ona bir kızarım, bir kızarım. Sen yeter ki ağlama tamam. Ağlama tabii Nefes. Kenan abi cimcimesini bırakır mı hiç? O şimdi hemen döner gelir buraya, tamam mı? Bak biz o gelene kadar ne yapalım biliyor musun? Gofret yiyelim mi birlikte? Verin mi bana? Kalkma. Neden sözümü dinlemiyorsun? Sana kalkmamanı söyledim. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Kendini iyi hissetmediğini söyleseydin, daha önce hastaneye gelirdik. Fenalaştığını görünce ben bu kadar kötü olacağımı tahmin etmedim. Geçer sandım. Söyleyip seni rahatsız etmek istemedim. Kızacağımı düşündüm. Thank you.
nefes için çaresizce çırpınmak nasıl bir duyguymuş. Bir anda ölümün kıyısına gelmek. Bir daha böyle yapma. Yaşadığın hastalık ya da sorun her ne olursa olsun bana söyle. En azından bayılmadan hastaneye yetişecek zamanımız olur. Ve hanım daha iyisiniz değil mi? Evet iyiyim. Güzel. Tahlilleriniz de çıktı. Bu ihtimal aklımı başımdan alıyor. O soysuz kızdan torunum olamaz. Siz gereken her şeyi yaptınız hanımefendi. Yaptım. Ama geç kaldığım da ortada. Doğum kontrol ilaçlarını daha önceden vermeliydim. Ben de size o meseleyi söyleyecektim aslında. Tahlil sonuçlarında aldığı ilaçlar çıkacaktır. Her ihtimale karşı birkaç tanıdığımı arayayım diye düşündüm. Tahlil sonuçlarını değiştirmek için mi? En azından bazı bilgilerin Orhun Bey'e verilmesini engelleyebilirim. Hira'nın fırsata çevireceği bir kriz yaratmaktan başka bir işe yaramaz bu. Gerek yok. Her halükarda zorla ilaç içirdiğimi söyleyeceğine eminim. Bundan endişeleniyorum ben de. Orhun Bey'le aranızda bir gerilime neden olabilir. Beni evlatlarımdan daha iyi tanıyorsun. Hiçbir çekincem olmadığını bilmen gerekir. Demirhanlılar şimdiye kadar temiz kaldıysa benim çabalarım sayesindedir. Elbette hanımefendi. Bu ailenin soyu bir köleden devam edemez. Bunun için ne gerekirse yapacağım. Karşımdaki Orhun dahi olsa. Ben de diyorum cimcime yolumu gözlüyordur. Ama kimse karşılamadı beni. Gelmeyeceksin sandım. Neden bu kadar uzun sürdü işin? Neden mi uzun sürdü? Sanırım bundan hanımefendi. Gelirken içime doğdu. Prensesimin canı kesin çikolata çekmiştir dedim. Al bakalım. Afiyetler olsun. Ben de sen gelmeden hemen önce gofret verdim ama yüzüne bile bakmadı. Kenan abin geldi ya şimdi. Yüzün gülüyor tabii. Siz niye burada beklediniz? Eve geçip toparlansaydınız ya. Ben gidelim dedim ama nefes istemedi. Burada kalıp Kenan abimi bekleyeceğim dedi. Çok korkmuş, gitmek istemiyor. O zaman şöyle yapalım mı cimcime? Dışarıda biraz gezelim. Hatta en iyisi parka gitmek ister misin? İsterim. Hadi o zaman annesi. Gidin tabii. İyi olur. Sonra haberleşiriz.
Tut bakalım abinin elini. Ay ne kadar tatlı görünüyorlar değil mi Vuslat abla? Tıpkı bir aile gibi. Boş boş konuşuyorsun Şebnem. Boş boş. Her şey o küçük yavrucak için. Sonuçlarınız gayet normal. Ama tedavi dışında kullanılan ilaçlar bazı bünyelere ters etki eder. Size de böyle bir durum gelişmiş. Vücudunuz ilaca da alışkın diye sanırım. Tam olarak ne anlama geliyor bu? Eşinizin kullandığı bir ilaç yan etki göstermiş. İra Hanım hangi ilacı kullanıyorsunuz? Acaba? İç dedim. İç şunu. Bizzat kendim göreceğim. İç şunu. İra Hanım, yanlışlıkla fazladan ilaç kullanmış olabilir misiniz? Peki, açık olacağım. Doğum kontrol hapı kullanıyor musunuz? Ne konuştuğunuzu sordum. Cevap bekliyorum. Kadınları ilgilendiren bir mevzu. Ayrıntı istemeyeceksin herhalde. Doktor cevabını bekliyor. Peki, söz konusu ilacı bir daha kullanmayın. Eğer gerek duyarsanız kadın doğum bölümünden randevu alın. Onlar size daha uygun reçete ilacı edecekler. Tekrar geçmiş olsun. İlaç içmeni annem mi istedi? Keyifler nasıl küçük hanım? İyi. İkimizin arasında otururken bana bir şey olmaz ki. Hep böyle içimizi hatıralım mı Kenan abi? Tamam dediniz, duydum. Tamam dediniz. Acaba sen böyle bizim duymadığımız sesleri duyuyor olabilir misin cimcime? Annem bir kere sana bana demişti ki eğer sana bir soru sorduğumda sen sessiz kalırsan o şeyi kabul etmiş olursun. Bu dediğim her zaman geçerli değil ama. Bu sefer geçerli olsun. Böyle çok güzel çünkü.
Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Kimim abi? Sen annemin anlattığı masallardaki kahraman gibisin. Çok güçlüsün, iyi kalplisin. Hiçbir şeyden de korkmuyorsun. Yangınlardan bile. Biraz daha böyle şeyler söylersen şımarık bir adam da olacağım. Ama sen bizi hep kurtarıyorsun. Gerçek bir kahramansın. Değil mi anne? Çikolatanız bittiyse küçük hanım, sizi biraz sallayayım. Tamam. Hazır mısınız prenses? Evet anneciğim. O gerçek bir kahraman. Hem de yaşattıklarımı hak etmeyen bir kahraman. Anne. Meryem'im, şimdi söyledi komşular. Öldüm öldüm, dirildim kızım. Sakin ol anneciğim, iyiyiz biz. Ben telaştan haber vermeyi unuttum. Nefes de iyi toparlandı, salıncak da şimdi. Benden. Benden nasıl saklarsın bunu? Onun için söyleyemedin. Peki neden içtin o ilaçları? Neden itiraz etmedin anneme? Anlıyorum onu. Afife Hanım sadece ailesini korumaya çalışıyor. Seni sakınıyor. Onun aile fotoğrafında benim yerim yok. Benim gibi birinden torun olmasını istemiyor. Anlıyorum onu. Senin sorumlu olduğun tek kişi var. O da benim. Bunu aklından sakın çıkarma. Bu konuyu onunla konuşmasan, burada kapatsak olur mu? Hemşire hanım. İşimiz bittiyse gitmek istiyoruz. Eşimin elindeki kateteri çıkarın. Derhal. Biraz daha hızlı sallarsan küçük hanım eve uçarak gidebilirsin. Bence böyle iyi. Yoruldun mu yoksa? Yok, kim demiş yoruldum diye. Ben istesem var ya seni böyle sabaha kadar sallarım. Ama yani birazcık, böyle azıcık yorulmuş olabilir Kenan abin. Birazcık kaydır abincim. Tamam, durduralım o zaman seni. Dikkat et.
Her zamanki gibi elimden başka bir şey gelmiyor. Nefesi kurtardım. Sadece yangından değil, karanlıktan da kurtardım. Çocuk kalbiyle düştüğü boşluktan da kurtardım. Hiçbir zaman unutmayacağım bunları. Harika Taşkın'ın ofisine gittim bugün. Yangının sorumlusu onlardan başkası olamaz. Gerçekten bu kadar ileri gidebilirler mi? Giderler tabii. Daha önce yaptığı şeyleri biliyorsun. Davayı kazanmak için sürekli el yükseltiyorlar. Ama bu saatten sonra benim geri adım atmayacağımı da anlamışlardır. Ne oldu? Bekle, sen geleceğim hemen. Kenan dur, gitme. Polise haber verelim, başını belaya sokacaksın. Dur! Allah kahretsin. Allah, ne olur bir şey olmasın. Ne olur. Allah kahretsin, kaçırdım adamı ya. Motorlu biri bekliyordu, arkasına atladı gittiler. Kimdi o adam? Ben hiçbir şey anlamadım. Ofisi yakan adam. Yangından az önce ofisten çıkarken gördüm. Peşinden koştum ama yakalayamadım. Döndüğümde de ofis yanıyordu zaten. Ya eğer yakalayabilseydim öğrenecektim ne olduğunu ama yok, kaçtı. İyi ki kaçmış o zaman. Ofisi yakabilecek kadar gözü dönmüş. Sana her şeyi yapabilirdi. Belli ki korkutmak bizi niyeti. Buraya da o yüzden gelmiş. Yok Meryem, yok. Bak, amaçları beni korkutmak olsa ofisi yakan adamı niye göndersinler? Başka bir amaçları olmalı. Nefes! 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 Neredesin? Nefes! Nefes! Yok! Yok Kenan kızım, yok! Nefes! Yok. Kenan kızım, yok! Nefes, neredesin? Tamam, tamam, bak sakin ol. Daha önce de yaşadık bunu. Önce bir arayalım. Yok, nefes! Nefes! Nefes, neredesin? Nefes! Yok, yok, yok! Karışmayacaksın. Hoş geldiniz Orhun Bey. Geçmiş olsun İrhan'ım. İsteğiniz var mıydı? Sağ ol.
lütfen. Müdahale etme hakkını nereden buldun anne? Bunu bekliyordum. Beni hiç şaşırtmadın. Cevap ver anne. Senin muhatabın o değil. Benim. Karına neden doğum kontrol hapı içirdiğimi mi soruyorsun bana? Cevabı belli değil mi? Bugüne kadar aile şerefimiz için yaşadım. Yaşadığım müddetçe de değişmeyecek bu. O kızı nikahına alarak büyük bir hata yaptın. Fakat soyumuz ondan yürümeyecek. Buna asla izin vermeyeceğim. Soyu sopu belirsiz bir köleden torunum olmayacak. Sen torunun olarak kabul etmeyebilirsin. Ama benim bir çocuğum olacak.